Yine küçük bir ayrıntı, bu televizyonu Ferhat Can Bey ailesini dolandırıp aldı ya, adına geçirdi. En son Ferhat Can Bey'le de biz aramızda bir sürtüşme çıktı ve 2019'un 7. ayında aramızdaki diyalogları kestik ve orada bana müsallat oldukları için, ama o günkü şartlarda sadece beni öldürmeye çalışan birileri var ve malıma çökmeye çalışan insanlar var. Bunlara karşı nasıl korunurum diye düşünüyorken bir yandan da Ferhat'ın ve Nurullah'ın bana rahat vermeyecekleri için bunların bir stüdyoya ihtiyaçları var. Burada da Yaşam TV'nin Yenibosna'daki stüdyosu boş duruyordu. Mehmet'i bizzat ben aradım. Oğlu Ahmet'in de haberi var. Dedim ki bak Mehmet, ben abinden kurtulmaya çalışıyorum kardeşim. Bu beladan kurtulmak istiyorum. Ben çok şeyimden vazgeçtim. Bu adamların bir stüdyoya ihtiyacı var. Gel senin bu stüdyoyu ver bunlara. Sen de kardeşi olarak bir sorumluluk al. Yoksa bu adam yine benim başıma bela olacak. Bak aramızda bir para problemi var ve onun bana para vermesi gerekiyor ayrılmak için. Ve vereceği para da 100.000 lira. Ben o 100.000 liramdan vazgeçtim. 50.000 lirayı başka türlü anlaşmıştık. 50.000 lirayı da Mehmet ve oğlu Ahmet'in bana ricasıyla, abi dedi babamı da ikna edemiyoruz. Bak çocuk gibi ağlıyor. Diyor ki benim stüdyom olmadan ben nasıl yapacağım bu işi? Onlar da bana rica etti. Ben dedim tamam kardeşim, alacağım 50.000 liradan da vazgeçiyorum. Yıl 2019. Bu şeref size Yenibosna'daki stüdyoyu ben verdirttim. Kardeşine ben rica ettim. Ben o stüdyoyu ona verdirterek bana müsallat olmasınlar diye kurtulmaya çalıştım. Mehmet'e de uyardım, dedim bak kardeşim televizyon senin adına değil mi stüdyo? Bunun kontratını asla buna verme. Yani istediğin zaman kurtulabilesin diye. Sonra yine kardeşini kandırmış. Onun stüdyosunu da adına aldı. Yani kardeştir sonuçta, kötü de olsa bir şekil yardımcı olmaya çalıştılar ama bu ahlaksıza hiç kimse yaranamaz. Bunun da şu söylediğim şekliyle aynen böyle oluştu. Bunun doğruluğunu bizzat Ahmet Uğur Canbey ve Mehmet Can Bey'den merak edenler ya da aklında çelişki olduğu da öğrenmek isteyenler onları arayıp sorabilir. Yani benim babamın oğlu değil ama sırf bu örgütten ben yakamı kurtarayım diye o stüdyoyu ben Ferhat Can Bey'e verdirttim. Kardeşi vermiyordu, ben verdirttim. Ya dedim ver buna kardeşim, kullansın. Ben de fedakarlık yapayım. Bak 100.000 liramdan cayıyorum. Niye cayıyorum? Bir bela, içinden çıkamıyorum. Yani sağda solda her şey konuşabilir ama Ferhat Can Bey sen hiçbir bok değilsin oğlum. Benim sana yaptığımı senin bir de kardeşin yaptı Mehmet. Sen ahlaksız bir insansın. Yani sen ekmek yediğin kaba sıçan insansın. Allah senin belanı versin ki cihanda hiç yüzün gülmesin.